Pınar'da yaklaşık 28 yıldır Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği yapıyorum. 2 Ekim bugün, bu gece Cumhuriyet İlkokulu'nda Dilek Bebek için bir aradayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğinde yapılan bir kampanyanın bir değerlendirmesini yaptık. Çocuklarımız, öğrencilerimizin topladığı paralarla beraber bir sayım gerçekleştirdik. Dileğimiz, isteğimiz, duamız Dilek Bebeğe bu paranın en azından can suyu olması. Buradan özellikle Karapınarlılara seslenmek istiyorum ben. Karapınar bir bütün olarak, bir aile olarak bebeğine sahip çıksın istiyoruz. Çok zor bir şey değil. 50 bin nüfuslu bir ilçeyiz biz. Bir bebeği yaşatabiliriz bence. O yüzden rica ediyorum. Herkes kendi evladı gibi düşünsün. Sizin evladınızın da başına gelebilirdi. Ne geliyorsa elimizden. Azdan az, çoktan çoktur. Elinizi yüreğinize koyun ve bizlere destek olun. Teşekkür ederiz. İnternet bağlı. Yok mu? Çekmiyor mu? Açık, benim açık. Açık al. Şuraya da bir, Mustafa Hocam. Kimse yok mu ya? Oraya da bir. Başlayın. Aa, zarfların içine özellikle dikkat edelim. Tamam. Esma Atip bir Dilek Bebek için bugün Kigal ailesi olarak bizler de buraya toparlandık. Ve öğretmenlerimizle ve bütün öğrencilerimizle bir zarfların gerek açılımı, gerekse içindeki miktarları belirledik ve arkasından ilgili komisyona teslim ettik. Bu anlamda bize ilk geldiği günden itibaren haber, tüm öğrencilerimizde, tüm gayretlerimizde her öğrencimiz bir katkıda bulundu. Bu anlamda özellikle benim vurgulamak istediğim, bu işin sadece Karapınar'da değil, Karapınar dışına da yaygınlaştırılması ve en büyük gücün yine sosyal medya boyutu ya da medya olarak sizlere de büyük görev düşüyor Fatih Bey. Bu anlamda sadece Konya değil, Konya dışına da yaygınlaştırılması, bu rakamlar bizim Türk milleti için aslında çok küçük rakamlar. Bizler de inşallah bu anlamda ne görev düşüyorsa gerek eğitimci olarak gerek Karapınar'ın gözde insanları olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Ben bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Dilek Bebeğimize de bu kalan süre içerisinde bu rakam çok rahat toparlanacağına gönülden inanıyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekrana bir daha bakalım. Ekrana bir daha bakalım. Hocam senin nerede bekliyorsun? Yok oraya. Şu zarflar çekip edin. Zarf var mı koysam? Hocalarım şu şeyden sonra bir koşullar alalım. Bebek için buradayız. Karapınar İlçe Emniyeti Müdürlüğümüzün yaptığı bu zarf kampanyası sayesinde bu akşam sevindirici rakamlara ulaştık. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu olarak velilerimiz, öğrencilerimiz bu konuda çok büyük destek verdiler. Hala da yardımlara devam ediyoruz. Bu konuyla alakalı yeni bir projemiz var. Öğretmenlerimiz şu an kitap fuarı yapmak için kitap topluyorlar. Elde edilen gelirle de yine Dilek Bebeği bağışta bulunacağız. Hatta bu haberi izleyen tüm Karapınarlı dostlarımızdan da okulumuza
kitap fuarında kullanılmak üzere evlerinde okumadıkları kitap, roman, hikaye, herhangi bir yayını, hatta çözülmemiş soru bankaları, üniversite hazırlık kitapları vesaire getirebilirler. Biz bu yardım kampanyası amacına ulaşana kadar, Dilek Bebek'in ihtiyaçları son kuruşuna kadar karşılanana kadar elimizden geldiğince kampanyaya ara vermeden okul olarak devam edeceğiz. Bu kapsamda okul idaremize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, hatta çok büyük emekler olan okul aile birliği üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün aşamalarda bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah Dilek Bebeğimiz bu bakış açısıyla, Karapınar'ın bu güzel öğrencilerinin yardımlarıyla kurtulacaktır diye düşünüyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Hamit Zengin'den 10 bin şeker. 10 bin şeker. Elif Hanım duydunuz mu? 10 bin şeker. Evet. Nadi Tartan Başkanım ilan etti. Hamit Zengin. Kıymetli iş adamımıza Hamit Zengin beyefendiye. Çok bin şeker. Evet, yani 100 bin TL. Çok teşekkür ediyorum. 100 bin TL. Güne damga vurdu. Pınar Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet İçalan. Öncelikle bugünkü temamız, öğrencilerimizden sürpriz var temalı. Yardım kampanyamızın gecesinde konuşuyorum. Bu çalışmaya bir hafta önce başladık. Bir haftadır okullarımızda zarflar dağıtıldı. Okullarımızdan dağıtılan zarflar ilçe milli eğitimde özel büroda toplandı. Bugün akşamı bekledik. Bugün akşam canlı yayında, Instagram'da canlı yayında toplu biçimde saydık, açtık. Canlı yayında da belli miktarda yardımlar topladık. Diğer bir deyişle şeker, bir şeker 10 TL karşılığında şekerler topladık. İlçe Milli Eğitim'de olarak her zaman Dilek Bebeğimizin yanındayız. Dilek Bebeğimizi iyileştirip bir an önce Milli Eğitim Camiası'na, ana sınıflarına, ilkokulumuza, ortaokulumuza, lisemize kaydetmeyi heyecanla bekliyoruz. Biz Milli Eğitim Camiası olarak her zaman elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız Dilek Bebeğimiz için. Milli Eğitim Müdürümüzün başkanlığında oluşturduğumuz ekibimizle her zaman destekçisiyiz. Buradan tüm öğretmen arkadaşlarıma, yardım eden tüm öğretmen arkadaşlarımıza, telefonla arayıp da bizi kırmadan yardım eden meslektaşlarımıza, öğrencilerimize kumbarasından parasını çıkarıp tüm kumbaramı size bağışlıyorum diyen Dilek kardeşim diyen öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Dilek Bebek bir an önce sağlığına kavuşur. SMA değil Dilek Bebek kazanacak. Açıklamakta minik ellere düşer diyoruz. Sözü bugünün kahramanı olan öğrencilerimize bırakıyoruz. Biz bugünün kahramanı olan öğrencilerimizin adına, kıymetli öğrencimiz, tüm arkadaşlarının adına bu Mevla'yı yüksek sesle açıklayacağım. Evet, söz sende. 400 bin 106 lira 17 kuruş. Evet, aslında bugün söz öğrencilerimizdeydi, minik ellerimizdeydi. Dilek Bebeğimiz için çok güzel bir çalışma yaptılar. İnşallah Dilek Bebeğimiz gün gelir, bu öğrencilerimizle birlikte okula başlar. Öğrencilerimizle birlikte beraberlik içerisinde oyunlar oynar. Bizim temennimiz bu şekilde. Biliyorsunuz eğitimin en büyük paydaşlarından birisi öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin destekçileri olan ailelerimizden çok güzel zarflar geldi, çok güzel mesajlar geldi. Bizleri çok duygulandırdılar bu öğrencilerimiz. İnşallah Dilek Bebeğimiz de iyileşir, sağlığına kavuşur. Okullarımızda, cıvıl cıvıl okullarımızda eğitim öğretimine devam eder diyorum ve çok teşekkür ediyorum öğrencilerimiz adına. Saygılarımı sunuyorum, teşekkürler. Düşündük, acaba bunun maddi değeri nedir diye. İnternete baktık, gram altının maddi değerini arkadaşlar söylediler. Tam mutabık kalamadık. Neden tam mutabık kalamadık? Bu altınların bir de manevi değeri var. Biz bu manevi değerini bir türlü ölçemedik. Bunun manevi değerini ölçmeyi de sizlere bırakıyoruz. Biliyoruz ki bu altını alan esnafımızın dükkanına bereket gelecek. Bu altını alan kardeşlerimizin evine bereket gelecek. Ticaretle uğraşan arkadaşlarımızın ticaretlerine
artı pozitif bir katkı sağlayacak. Ve bunu biz 1 gram altını ve 1 çeyrek altını huzurlarınızda bir değer biçmenizi ve böylelikle de satışa sunuyoruz. Mezatı severiz hocam. Evet. Açık artırma. Açık artırma. 2. Değerli hemşehrilerim, bugün yine dilek bebeğimiz için bir araya geldik ve çok bereketli bir akşam geçirdik. İlçe Milli Eğitim Camiası olarak öğrencilerimize dağıttığımız zarfları bugün meslektaşlarımızla birlikte açtık. Ve aynı zamanda yine kıymetli meslektaşlarımız, velilerimiz, iş adamlarımız, esnaflarımızın yardımıyla toplamda 1 milyon TL bağış toplanarak dilek bebeğimize bir nefes olduk, bir umut olduk. Ben bu gecenin, bu bereketli gecenin geçmesinde emeğe geçen ve bu gecenin aslında kahramanı olan kıymetli öğrencilerimize, ana sınıfı öğrencilerimizden tutun da ilkokul, ortaokul öğrencilerimizden tutun da lise öğrencilerimize varıncaya kadar bu gecenin kahramanı kıymetli öğrencilerimize, değerli meslektaşlarımıza, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve velilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yine bu gecemize destek veren iş adamlarımıza, esnaflarımıza, kıymetli eş, dost, akrabalarımıza da ayrıyeten teşekkür ediyor. İnşallah tez zamanda dilek bebeğimizin Rabbimden şifasını dileyerek hepinize saygılar sunuyorum.